Piyasalarda hareketlilik olumlu yönde devam ediyor. Dolar Türk lirası karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Forex faiz beklentisi anketinde 12.25 ile 15.75 baz puanlık bir aralık olacağını söylüyor. 5 yıllık Türkiye'nin CDS'i uzun süre sonra 400 baz puanın altını gördü. Gözler PPK toplantısında. İyi akşamlar, dünya hallerine hoş geldiniz. Bugün de yine hareketli bir gün yaşandı ve uluslararası kamuoyundan gelen açıklamalarla bugünü tamamlayacağız. Bugün borsa cephesinde, döviz kurlarında ve CDS primlerinde ciddi değişiklikler oldu. Bu akşam önemli iki konuğumuz var. Murat Sağman ile öncelikle bu borsadaki ve piyasalarda yaşanan gelişmeleri, döviz kurlarını ve 19 Kasım tarihinde PPK toplantısında yapılacak olan toplantı sonrasında alınacak olan kararları konuşacağız. Olası kararlar hangisi? 200 baz puan mı yoksa 400-500 baz puanlık bir faiz artırımı mı söz konusu olacak? Piyasaların beklentilerini değerlendireceğiz. Sonra hemen arkasından Selçuk Gönenç'lerle birlikte dolar hangi baz puan artırılırsa faizde ne olur? Altın, ons altın ne olur? Borsa nasıl hareket eder? Grafiklerle birlikte biraz sonra Selçuk Gönenç'lerle birlikte değerlendirmiş olacağız. İsterseniz hemen manşetlerimize geçelim ve manşetlerimizin ardından konuları tartışmaya başlayalım. Citi ve Societe General Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmada yeni bir ekonomi stratejisi izleyeceğini ifade etmesi sonrasında Türk lirası konusunda pozitife döndüler. Citi yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın para politikasında daha ortodoks bir duruş sinyali verdiğini belirterek bu Cumhurbaşkanı'ndan çok uzun süredir duyduğumuz en şahin açıklamaydı ve dikkat göstermeyi hak ediyor dedi. Cumhurbaşkanı'nın bu şahin açıklamaları sonrasında Türk lirası için daha önce ağırlığını azalt olan tavsiyeyi değiştirerek %1 ağırlığını artıra geçti. Societe General de benzer bir değerlendirmede bulunarak Türk lirasını için hem ABD doları hem de euro karşısında al tavsiyesinde bulundu. JP Morgan'dan ve Goldman Sachs'tan faiz beklentisiyle ilgili açıklama var. Ekonomi yönetiminde değişiklik sonrasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 19 Kasım toplantısında politika faizinin 500 baz puan faiz artırımı geleceğini öngörüsünde bulundu. Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren JP Morgan, yeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın daha iyi iletişime ve politika yönlendirmesine vurgu yapmasının cesaret verici olduğunu açıkladı. Uluslararası Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türkiye Merkez Bankası'nın 10 Kasım'da yapılacak olan Para Politika Kurulu toplantısında politika faizini 475 baz puan artırarak %15'e çıkarmasını beklediğini açıkladı. Diğer manşetimiz, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü tarafından bugün açıklanan rapora göre OECD bölgesinde kişi başına reel gayri safi yurt içi hasılanın 10.6 olduğu açıklandı. Düşüşe rağmen kişi başına hane halkı geliri %5.3 artarak hükümetlerin COVID-19 destek önlemlerinin desteğiyle daha iyi bir tablo sunduğu açıklandı. Geçelim Almanya Maliye Bakanı'nın açıklamasına. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, COVID-19 salgınının etkilerine karşı koymak için ihtiyaç duyulması durumunda Almanya'nın daha fazla kurtarma ve teşvik tedbirleri alabileceğini açıkladı. Scholz, bizim ülkemizin pandemiyi kontrol altına almak için ilişkileri, ekonomik sonuçlarını hafifletmek için bu yıl ve gelecek yıl gerekli her şeyi yapmak için finansal gücümüz var, dedi. Almanya, Mart ayından bu yana 218 milyar euroya varan net borçlanma gerçekleştirmişti. Bir diğer manşetimiz yine Merkez Bankası'ndan. Merkez Bankası yeni ödeme sistemi hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Fonların anlık ve sürekli transferleri olarak isimlendirilen bu yeni sistemde vatandaşlar farklı bankalardaki hesaplar arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek. Ve Hindistan, gelişmekte olan dünyanın önemli bir ülkesi, onunla ilgili haberimiz var. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's,
Investors Service tarafından yapılan raporlamaya göre COVID-19 salgını nedeniyle 2020 takvim yılında Hindistan ekonomisinin %9.6 daralma öngörüldüğü, bir önceki tahminine göre %8.9 küçülmesini beklediği belirtildi. Hindistan, Nisan-Haziran aylarında %23.9'luk bir daralmanın ardından ekonomik faaliyetlerin yeniden canlanmasının ardından bu çalışmalar yapıldığı bildirildi. Gelelim Brexit'e. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği ile Brexit sonrası dönem için bir ticaret anlaşmasına varılabileceği konusunda umutlu olduğunu söyledi Johnson. Bunun için Brüksel'in Birleşik Krallık'ın önceliklerini anlaması gerektiğini ifade etti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden koltuğa oturmaya hazırlanıyor. ABD'de 3 Kasım seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre seçilmiş başkan ilan edilen Joe Biden, geçiş dönemi danışmanlarıyla bir araya geldi. Savunma Bakanlığı geçiş sürecinde Uluslararası Güvenlik Programı Başkanı Caitlin Hicks liderlik edecek. Dışişleri Bakanlığı'nın devralınmasına Linda Thomas Greenfield, Key Bank yöneticilerinden Don Graves, Maliye Bakanlığı'na Martha Gimbel ise Ekonomik Danışmanlık Konseyi'ne devralması söz konusu olacak 20 Ocak tarihine kadar. Ve gelelim son manşetimize. Uluslararası Enerji Ajansı yaptığı açıklamada küresel petrol taleplerinin 2021 yılına kadar COVID-19 aşıları piyasaya sürülmeden önemli bir artış kaydedilmesinin muhtemel olmadığını söyledi. Uluslararası raporuna göre, yapılan açıklamaya göre 2021 yılının ilk yarısında önemli bir etki beklemediklerini petrol fiyatlarında açıklamış oldu. Evet, gündemimiz böyle. Biz hemen konuğumuza döneceğiz. Murat Sağman'la değerlendireceğiz. Murat Sağman, Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi. Biraz sonra piyasaları ve yapılacak olan Merkez Bankası toplantısı için onunla konuşacağız. Murat Sağman'la görüşmeye hazırız biz. Evet, tekrar merhaba sevgili seyirciler. Murat Sağman da hemen karşımızda. Murat Sağman, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar, teşekkür ederim. Evet, önce piyasalarda bugün neler oldu onlara bir bakalım. Bugün borsa 1338'lerden ile 1262 aralığında gitti geldi. Arsında 4000 puanlık bir karışık seyir izlenmiş oldu. Türkiye'nin CDS'i 5 yıllık 400 BP'nin altına uzun süre sonra düşmeye başladı. Dolar, Türk lirası 7.68'i bugün gördü. Öncelikle bu olup biteni nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi tabii son günlerde çok ciddi değişiklikler var. Şunu söyleyebiliriz. Tabii Merkez Bankası görev değişikliği artı Hazine ve Maliye Bakanlığı görev değişikliği. Ve özellikle iki tane önemli haber var burada. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün açıklamalarıyla pazartesi sabah yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın mesajı, piyasaya verdiği mesaj. Yeni Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal'ın verdiği mesaj, ilk açıklaması, biz gerekirsek bütün politika araçlarını kullanacağız. İşte piyasa dostu bir mesaj verdi. Anlamı şu, yani Ekim'de yapılmayan politika faizini, yani 22 Ekim'de yapılamayan politika faiz artışını 19 Kasım'da yapacağız demek bu. Zaten siz de ifade ettiniz biraz önce, işte Goldman Sachs, JP Morgan ve piyasada beklentisi artık hani minimum 450-500 bas puan arasında bir faiz artışı olacak şeklinde. Bu tabii ki piyasada olumluya çevirdi. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte birkaç, işte geçen hafta Kahramanmaraş'ta yaptığı işte ekonomiye karşı işte bir kurtuluş savaşı veriyoruz konuşmalarından, dün biz işte yatırımcı dostu, işte yatırımcı için ne gerekiyorsa yapacağız. İşte acı reçeteden bahsedildi ilk defa. İşte
İşte bir iki ay önce ekonomi pik yapıyor deniliyordu. Yani aslında şöyle özetlersek, daha çok gerçeklerle söylemler yakınlaşmaya başladı. Murat, şöyle bir durum var abi. Şöyle, mesela yabancı bankaların bugün yapmış olduğu açıklamada ilginç kelimeler var. Sayın Cumhurbaşkanı uzun süreden sonra piyasanın beklediği türden açıklamalar, cümleler kurduğunu, daha Merkez Bankası'nın daha ortodoks bir politika izlemeye başlayacağını özellikle vurguladı ve bunun üzerine böyle kalın çizgilerle diyelim çizilmiş oldu. Bu uluslararası alanda hani bizim piyasanın anlamış olduğu güzel ama uluslararası piyasaların buraya bakışının değişmeye başlayacağı ya da değişmesi için dikkat çekildi diyebilir miyiz? Tabii yani ben uluslararası yatırımcılarla devamlı irtibat halindeyiz. Görüşüyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Onların istediği zaten ortodoks bir merkez bankası. Yani gerekeni yapan, daha bağımsız. Tabii bunun yani bütün bu söylediklerimizin yani son günlerde gözüken işte olumlu havanın aslında bize resmi tarihi 19 Kasım saat 2'de olacak. İnşallah o günde beraber olacağız sizinle. Ekotürk'te özel yayında birlikteyiz. Saat 1.30'da başlıyoruz, onu da söyleyelim. Evet, yani aslında bütün piyasaların işte bizle ilgilenen dünyanın o gün kilitleneceği gün olacak. Çünkü bütün bu söylemlerin aslında bir güven oyu olacak 19 Kasım. Yani aslında Merkez Bankası Başkanı'nın ilk önemli testi, işte yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın ilk önemli testi 19 Kasım'da olacak. Yani 19 Kasım'da bu kadar işte biliyorsunuz faize karşı bir direnç vardı. İşte aslında bir önceki Merkez Bankası Başkanı Sayın Murat Uysal gerekenleri yapıyordu. Yapmaya başlamıştı biliyorsunuz. Eylül'de 200 bas puan faiz arttırmıştı. Ekim'de herhalde arttırmayı istemesine rağmen bir türlü arttıramadı. Ve bu sefer artık gerekenler yapılacak diye bütün piyasa bekliyor. Şimdi gerekenler diye özetlersek bugün bir realite var. Bugün enflasyon 12 civarında ve muhtemelen 13'lere gidecek. Şimdi faiz 10.25, öte yandan piyasa faizi yani işlem gören faizi 14.20. Şimdi arada marş çok ciddi bir şekilde açıldı. Aslında herkesin beklediği bir normalleşme. Yani tabela faizi dünyaya ilan ettiğimizin faizin artık normal faizine eşitlenmesi ya da biraz üstünde olması. Onun için beklentiler zaten 400-450 bas puan arasında geçiyor. JP Morgan 500 bas puan, Goldman Sachs 475 bas puanlık bir artış beklediğini söylüyor. Bugün Forex'in yapmış olduğu bir ankete göre de 12-25 ile yani faizin 15-75 aralığında olmasını beklediğini ekonomistlerin tahminlerini realize etmişler. Dolayısıyla bir kesin olan bir 350-400'ün üzerinde bir artışın olacağı ama 15-75'e kadar giden kişiler de var. Peki bu bütün bu şartlar, hafta sonunu yaşadık, hafta sonundaki değişimleri yaşadık, pazartesi günü verilen mesajlar, sonrasında yeni Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarını dinledik ve son olarak da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın piyasa dostu bir açıklamasını dinledik. Sen buradan ne anladın? Ne kadar bir artırımdan ya da böyle bir yükseltiden söz edebilirsin? Ya ben şunu anlıyorum. Yani eğer 22 Ekim'e dönmek istemiyorsak, yani o kötü sarmala dönmek istemiyorsak en az 400-450 bas puan faiz artışı geleceğini düşünüyorum. Yani yoksa çok ciddi bir hata olur. Aynı 20 Ekim'de yaşandığı gibi. Bir piyasa gerçekleri var. Enflasyon gerçeği var. Yani bugün enflasyon 12'lerde. Yani bunun üzerinde en az 1-2 puan bir reel faiz vermek gerekiyor ki hani dolarize olan vatandaşların bir şekilde TL'ye özendirmek burada amaç. Bir de tabii güveni arttırmak. Yani şunu da belirteyim. Yani 19 Kasım'daki sadece tek bir faiz artırımıyla bütün ekonomik sorunlar çözülmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahsetti ve Sayın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bahsetti. Bu yargıyla ilgili, hukukla ilgili yapısal reformların yapılması da çok önemli. Yani ekonomi, hukuk,
yatırımcı güveni, belirsizliklerin azalması öngörülebilir olmak. Yani bütün bunlar tabii çok kısa vadede olmayacaktır. Onun için söylüyorum. 19 Kasım bir milat, bir başlangıç olabilir. Dediğim gibi söylemler, doğru söylemler. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Ağbal'ın Lütfi Elvan'ın yaptığı, Sayın Yeni Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal'ın yaptığı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar, bunlar piyasa dostu, herkesin duymak istediği, yatırımcıların duymak istediği, ama burada önemli olan bunlar gerçekleşecek mi? Çünkü bunlar daha önceden de oldu. Yani daha önceden bu tür söylemler oldu ama sonra maalesef gerçekleşemedi. Onun için tabii önümüzde burada çok uzun bir süre yok aslında. Bir hafta gibi bir süre kaldı. Bir hafta yani sonunda başlangıç sadece için bankası yetmez. Evet. Yani başlangıç için bunlar çok önemli. Ama bu ekonomiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının hemen bir paragraf öncesinde şöyle bir açıklaması da vardı. Özellikle bölgemizdeki stratejik konularla Doğu Akdeniz ve benzeri konuların uluslararası kamuoyuna seslenerek, özellikle Avrupa Birliği'ne seslenerek gelin birlikte müzakere edelim dedi. Aslında bu da yeni bir dil. Bu da ilginç bir durum. Çünkü onu ben bugüne biraz da CDS primlerindeki ciddi düşüşe de bağlıyorum o açıklamayı, o paragrafı. Bugün CDS primleri uzun süre sonra 400 BP'nin altına düştü. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Onu senden bir de değerlendirmesini alalım. Ya son dönemde tabii çok oynaklık arttı Türkiye'de. Aslında şunu görüyoruz. Dünyada ciddi bir likitte var. Ciddi bol para var. 13-14 trilyon dolar bugün negatif reel faizde işlem görüyor. Yani aslında Türkiye'ye gelmek isteyen gerçekten önemli bir sermaye var. Bunun son 2-3 gündür, zaten özellikle son 2 gündür yabancılardan giriş olduğunu görüyoruz. Yani belki de 2-3 ay önce yani ya ben Türkiye'yi duymak istemiyorum. Bu arada yani şu anda Türkiye adını duymak istemiyorum. Şu anda yatırım yapmak istemiyorum diyen yabancılar son 2-3 gündür hani yavaş yavaş hani Türkiye'de fırsat var mı? İşte Türkiye borsası çok ucuz dolar bazında. İşte kur gerçekten reel efektif kur olarak baktığımızda çok değersiz bir hale geldi. Yani 94'ün bile aşağısına geldi, 94 krizinin. 60'ı gördü reel efektif kuru. Onun için yani bol likitte bir para var. Türkiye'ye gelmek istiyor. Eğer siz doğru şeylere söylemeye başladığınızda zaten bu yatırımcılar Türkiye'ye gelmek istiyor. Fakat dediğim gibi bunlar söylem sadece söylem değil, eylemlerle de desteklenmesi gerekir. 19 Kasım dediğim gibi çok önemli bir test olacak. Ondan sonrası için söylenenler yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bu da bir ona test da bakıp olacak, ona karar vereceğiz. Zaten piyasanın beklentisinin altına düşmesi durumunda sert tepki verecek. Bir son soruyla bitirelim isterseniz. Şimdi tabii ki şu anda doların sadece söylem bazında bir piyasayla uyum halinde olunca bugün 7.68'i gördü dolar, Türk lirası endeksi. Dolayısıyla bu çok ilginç bir durum. Eğer 19 Kasım'da bir beklenen hareket yapılırsa senin beklentin ya da öngörün nedir? Nereye doğru evrilebilir? Vallahi Ali Bey şu anda 1 milyon dolarlık soru bu oldu. Yani son 2 gündür ya çok enteresan. Yani Türkiye o kadar böyle değişken durumların olduğu bir ülke ki yani son 2-3 güne kadar hani dolar nereye kadar gidebilir soruları geliyordu. Yani biliyorsunuz 8.50-55'lere geldiğinde hani bu nerede durur diye geliyordu. Son 2 gündür tek bir soru var. Yani berbere de gitseniz o soru geliyor. İşte lisedeki arkadaşlarım da onu soruyor. Yatırımcılar da onu soruyor. Teyzemdeki Marmaris'teki teyzem de onu soruyor. Yani bu dolar nereye kadar düşebilir? Değil mi? Yani soru bu şu anda. Evet. Herhalde son istediğiniz. Şimdi eğer bir faiz artışı gelirse ve bu faiz artışı beklenenden daha yüksek gelirse beklenen artık 450-500 bas puan. Şimdi bunun üzerine bir faiz artışı gelirse muhtemelen döviz biraz daha aşağı gelebilecektir. Yani TL güçlenebilir. Gelecek haftaya kadar da 7.50-7.60'lar gibi bir destek seviyeleri var. Yani oraları zorlayabilir ama şunu unutmayalım Ali Bey. Faiz artışı tabii ki önemli kuru durdurmak için ama
bizim bir yıl içerisinde ödememiz gereken de 180 milyar dolar gibi özel sektör ve devletin borcu var. Bunun üzerine 30 milyar dolar gibi bir cari açığımız da var. Yani bizim 210 milyar dolar gibi bir yükümlülüğümüz var gelecek bir sene içerisinde. Şimdi Merkez Bankası'nın rezerv konusunu açmayacağım burada ama hepimiz biliyoruz ki son özellikle bir yılda 100 milyar doların üzerinde bir rezerv azalması var. Onun için bizim dövize ihtiyacımız var. Evet. Onun için aşağı gelmesi biraz daha sınırlı olabilir. Tabii bir miktar daha aşağı gelebilir ama gelen raporları görüyorum. Yani işte 6.80, 6.90 özellikle yabancı bankalarda siz de ifade ettiniz. Societe Generale yayınladığı bir rapor var ama dediğim gibi bizim bu kadar da döviz ihtiyacımız var. Bunu unutmamamız lazım. Oralara gelmesi için Merkez Bankası'nın gerçekten çok ciddi bir faiz artışı yapması lazım ki ben ilk etapta onu beklemiyorum. Hem faiz artışı yapacak hem de dışarıdan para bekleyeceğiz. Swap anlaşmalarıyla, özel görüşmelerle, bunlarla birlikte para girdisi de olursa ciddi bir rahatlama olacak. Murat Sağman, Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi. Çok çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Size teşekkür ediyoruz. Güzel değerlendirmeler için. 19 Kasım'da tabii bekliyoruz sizi özel yayınımıza. Sevgili seyirciler, programımıza küçük bir ara veriyoruz Selçuk Gönenç'lerle. Şimdi dolar hangi faiz artışı yapılırsa seyri nasıl olacak? Borsa bu faiz artışında ne şekilde olursa borsanın yönü ne tarafa dönecek? Ve ons altını burada grafikler üzerinde Selçuk Gönenç'lerle değerlendireceğiz. Benim programıma da Selçuk Gönenç'ler ilk defa katılıyor. Biraz sonra küçük bir reklam arasından sonra birlikteyiz.